Merhabalar. Bugünkü dersimizde üçgende açıkenar bağıntılarından bahsedeceğim. Bir ABC üçgeni verildiğinde yaygın olarak şöyle bir gösterim söz konusudur. ABC üçgeninin köşeleri büyük harflerle ifade ediliyordu, bunu biliyorsunuz. Şimdi kenar uzunlukları da bu köşelerin karşısındaki kenarlar köşe isimlerinin küçük harfi kullanılarak ifade edilir. Mesela A köşesinin karşısındaki kenar uzunluğu A birim, B köşesinin karşısındaki kenar uzunluğu B birim, C köşesinin karşısındaki kenar uzunluğu da C birim olarak ifade edilir. Bu yaygın gösterimdir. Ancak böyle gösterilmek zorunda değil tabii. Farklı harflerde yazabiliriz. Burada bahsedeceğimiz nokta, önemli nokta şu. Bir üçgende büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında da küçük kenar bulunur. Bunun tam tersi de doğrudur. Mesela küçük kenarın karşısındaki açı küçük açıdır. Büyük kenarın karşısındaki büyük açı da büyük açıdır diyebiliriz. Yani açıların büyüklüğü ile kenarların büyüklüğü arasındaki sıralama aynı yönlüdür. Ama bunlar doğru orantılıdır diyemeyiz. Yani en çok yapılan hatalardan birisi bu. Mesela 30 derecenin karşısında bir birim uzunluk var. 60 derecenin karşısındaki uzunluk 2 birim olur demiyoruz, tamam mı? Çünkü burada açı büyüklüğü 2 katına çıktı diye karşısındaki kenar uzunluğu da 2 katına çıkmak zorunda değil. Bir örneğimiz var. Bakın, bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları 8 birim, 12 birim ve 15 birim olarak verilmiş. Şimdi burada açıları büyüklük küçüklük sıralamasını oluşturmamız isteniyor. Dolayısıyla burada en küçük kenar AB kenarı 8 birim olduğu için en küçük açı C açısıdır. O halde C açısının ölçüsü burada en küçüktür. Daha sonra 12 birim karşısındaki B açısı. Ve burada en uzun kenar 15 birim BC kenarı olduğu için karşısındaki A açısı da en büyük açı olacaktır. Böylelikle ABC açısını sıraya dizmiş olduk. Yani daha doğrusu ABC açılarının ölçülerini sıraya dizmiş olduk. Şimdi bir başka örneğimizde şekilde verilenlere göre en uzun ve en kısa kenarı bulmamız istenmiş. Kenar uzunlukları harflendirilmiş. Bu bizim işimizi kolaylaştırıyor, değil mi? Şimdi burada verilmeyen açı ölçülerini tespit edelim. Mesela 65 derece burası, 55 derece burası. Toplarsam ne olur? 120 derece elde ederim. O halde şu açıya 60 derece kalır. Burada da 67 ile 61'in toplamı 128 yapar. O halde şu açıya da 52 derece kalır. Şimdi her iki üçgende de sıralamayı ayrı ayrı yapalım. Mesela şu üstteki üçgende en küçük açı C, buradaki 52 derecelik açı olduğu için karşısındaki C kenarı en küçük kenardır. Daha sonra 61 derecelik açı geliyor. O halde karşısındaki D birim uzunluğu. Daha sonra da 67 derece karşısındaki E birim uzunluk en büyük olacaktır. Bu üstteki üçgen için. Şimdi alttaki üçgende inceleyelim. Burada en uzun kenar E kenar. Şöyle ok ile göstereyim. Bu üçgende ise 55 derece en küçük açı. O halde en kısa kenar E kenar olacak burada. Daha sonra 60 derece karşısındaki A birim uzunluk. En büyük açı da 65 derece. Bunun karşısındaki de B kenarı en büyük kenar olacak. Dolayısıyla bu eşitsizlikleri de bir arada incelediğimizde görüyorsunuz, en uzun kenar B kenar oldu bu durumda, değil mi? B birim oldu. En kısa kenarda C birim oldu. Tam bir sıralama yapmamız için ortada kaldı gördüğünüz gibi. C, D, E, daha sonra daha büyük olan A ve B değerleri söz konusu. Yani bu kenar isimleri artık adlandırılabilir. B birim olan BC kenarı en büyük kenar, C birim olan DC kenarı da en kısa kenardır. Şimdi yine bir başka sorumuz. Bu soruda da ABC üçgeni için 66 derecelik bir açı verilmiş ve BC kenar uzunluğu AB kenar uzunluğundan kısa olduğu belirtilmiş. Yani bunu şöyle harflendirebiliriz. BC kenar uzunluğu şurası A birim. AB kenar uzunluğu şurası B birim olsun. Biz şunu biliyoruz. Büyük açının karşısında büyük kenar olur ya da büyük kenarın karşısında büyük açı olur. Ters de söylenebilir, değil mi? O halde şimdi burada AB dediğimiz neresi? Bakın, AB dediğimiz B birim olan yer, değil mi? Sonra
BC dediğimiz yerde A birim olan yer. Bu şekilde ise tam bu B birimin karşısındaki X açısı, değil mi? X açısı, yani X derecelik açı A birimin karşısında olan şu A açısından ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Şu açıya da ben ne söyleyebilirim o zaman? İç açılar toplamı 180 derece olacağına göre 180'den 66'yı çıkaralım. Geriye 114 kalır. O zaman bir de x dereceyi çıkarırsam 114 eksi x olur bu açının ölçüsü. Yani tamamı toplandığında neyi vermesi gerekiyor? 180 dereceyi vermesi gerekiyor. O zaman buraya da 114 eksi x yazabilirim. Şimdi bu eşitsizliği incelediğimizde eksi x'i sağ tarafa artı x alabilirim. 114 küçüktür 2x olur. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde ise burası ne olacak? 57 derece, değil mi? Küçüktür x olur. Şimdi biz ne arıyoruz? X'in alabileceği en küçük tam sayı değerini arıyoruz. O halde x 57 dereceden büyükse ne olur? En küçük tam sayı değeri 58 derece olur. Evet. Şimdi Pisagor bağıntısını geçmiş yıllardan anımsarsınız. Bir dik üçgende dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Burada verildiği gibi A'nın karesi ile C'nin karesinin toplamı B'nin karesini verir. Şimdi burada bu açı B köşesindeki açı 90 dereceden daha büyük olursa karşısındaki kenar uzunluğu da daha büyüyeceği için B'nin karesi A kare artı C kareden daha büyük hale gelecektir. Eğer alfa açısı mesela burada şu alttaki şekilde düşünün. Şuradaki alfa açısı eğer 90 dereceden büyük bir geniş açı ise bu açı büyüyünce karşısındaki kenarın uzunluğu da artacağı için A ve C uzunlukları sabit kalmak üzere o halde A kare artı C kareden büyük gelir. Ama bu açı daraldıkça mesela şu B köşesine göre dikkat edin. Bu açının kolları daraldıkça 90 dereceden küçük olursa açı o zaman karşısındaki kenar uzunluğu hipotenüs bu B değeri daha küçüleceği için B kare A kare artı C kareden daha küçük bir hale gelecektir. Bu eşitsizliklerde kullanarak çözebileceğimiz bazı sorular var. Mesela ilk örneğimiz. Burada B açısının 90 dereceden küçük olduğu belirtilmiş. Yani burası bir dar açı. O halde bu açı bir dar açı olduğuna göre X'in karesi küçük olur. 5'in karesi artı 6'nın karesinden. Buradan düzenleyecek olursak X kare 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. Topladık. X kare küçüktür ne oldu buradan? 61. Şimdi neyi arıyoruz biz? X'in alabileceği en büyük tam sayı değerini. Şimdi X yerine tam sayı ne yazabiliriz? Mesela 7 yazsak 7'nin karesi 49. 61'den küçük oluyor. 8 yazarsam 8'in karesi 64. Uygun olmuyor bakın. Demek ki X en çok... Tabi tam sayı değeri olarak değil mi? 7 olur. Üçgen eşitsizliği. Nedir üçgen eşitsizliği? Bize herhangi bir üçgen verildiğinde bu üçgenin herhangi bir kenarı diğer iki kenarının uzunlukları toplamından küçüktür. Ancak diğer iki kenarın uzunlukları farkından da büyüktür. Biz burada uzunluklar farkını mutlak değer içine alıyoruz. Zaten biz burada mesela büyük değerden küçük değeri çıkardığımızda burası pozitif olur değil mi? Ama küçük değerden büyük değeri çıkarınca burası negatif olursa zaten bir anlamı yoktur. Eğer burada mutlak değeri kullanmak istemezseniz büyükten küçüğü çıkarın ki her zaman bir anlamı olsun. Şimdi burada bir örneğimiz var. Temel A şehrinden hava yolu ile C şehrine gitmek istiyor. A ile C arasındaki hava yolculuğu ancak B şehrine uğrayarak mümkün oluyormuş. Evet, A'dan C'ye gitmek istiyor. Ancak önce B'ye uğrayıp sonra C'ye gitmesi gerekiyormuş. Bu A, B, C şehirlerin konumları bir üçgen oluşturabiliyormuş. A ile C arasındaki yol 900 km, A ile B arasındaki yol 1120 km olduğuna göre B ile C arasındaki hava yolu tam sayı değeri en az kaç kilometre olduğunu bulunuz demiş. Şimdi bu bir üçgen oluşturuyorsa üçgen eşitsizliğini uygulayabiliriz. Bu z değeri 1120 ile 900'ün toplamından küçüktür. Buraya yazıyorum. 1120 ile 900'ün toplamından küçüktür.
Ve bunların farkından da nedir? Büyüktür. 1120 eksi 900. Dikkat edin, ben buraya mutlak değer yazmıyorum. Çünkü büyükten küçüğü çıkardım zaten. Şimdi biz bu z değerinin en az kaç kilometre olabileceğini soruyor, değil mi? O zaman ben bunun en küçük değerini arıyorsam eşitsizliğin aslında şu sol tarafıyla ilgilenmem yeterlidir. Şimdi burası nedir? 220 küçüktür z küçüktür. Burayı da yazayım madem. Burası da 2020 olur, değil mi? Burası bizim için çok önemli değil. O halde z'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri, yani z en az kaç olur tam sayı olarak? 221. 220'den büyük olduğu için, değil mi? 221 kilometre olacaktır. Bir başka örneğimiz, aşağıda uzunlukları verilen doğru parçaları ile bir üçgen oluşturulup oluşturulamayacağını inceleyiniz demiş. Şimdi sorumuzun iki şıkkı var. A şıkkı ve B şıkkı. Burada üçgen eşitsizliği incelenebilir. Ancak size tavsiyem, bu tür uzunluk değerleri verildiğinde, bu sorunun böyle hikayesi de olabilir. Çubuklar verilmiş olabilir. Çubukları bir araya getirerek üçgen oluşturup oluşturamayacağımız sorulmuş olabilir. En basit çözüm şu. Burada bakın 3 tane uzunluk var. 5 santimetre, 10 santimetre, 17 santimetre. Ben bu uzunluklardan en büyük olanı 17'ye ele alsam, eğer 17 diğer iki kenarın toplamından küçük oluyorsa, o zaman kesinlikle üçgen oluşur diyebilirim. Yani pratik yöntem neymiş? En uzun kenarı ele alıyoruz. Burada en uzun kenar 17 santimetre. Diğer iki kenarın toplamından küçük gelirse kesinlikle üçgen oluşur. Burada bakıyorum, 10 ile 5'in toplamı ne oldu? 15 oldu. Ama dikkat edin, küçük olmadı, değil mi? Olmadı, sağlamadı. Demek ki üçgen oluşturmaz. Üçgen olmaz buradan. Bu bize zaman kazandırır. Gerçekten hızlı bir şekilde yorum yapabiliyoruz bu şekilde. Şimdi B şıkkına bakalım. Burada da kenar uzunlukları 12 santimetre, 8 santimetre ve 15 santimetre. Şimdi en uzun kenar 15 santimetre. Bunu buraya yazayım. Diğer iki kenar 12 ile 8'in toplamı ne yapar? 20. O zaman bu burası 20 oldu. 15 20'den küçük mü? Küçük. Sağladı bakın. O halde bu bir üçgen oluşturur. Demek ki üçgen oluşup oluşmayacağı için neye bakıyormuşuz? En uzun kenar diğer iki kenarın toplamından küçük mü değil mi, buna bakıyoruz. Ancak uzun uzun şeyi de uygulayabilirsiniz. Üçgen eşitsizliğinde uygulayabilirsiniz. Bir diğer sorumuz, bakın BC kenarı ortak olan üstte ve altta iki üçgen var. BC kenar uzunluğunun alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerleri sorulmuş. Biz bu uzunluğa x diyelim. Şimdi bir alttaki üçgen için, bir de üstteki üçgen için üçgen eşitsizliğini uygulayacağım. X değeri önce alttaki üçgen için uygulayalım. 18 ile 6'nın farkından büyüktür. 18 ile 6'nın toplamından küçüktür. 18'den 6 çıkaracak olursam burası 12 küçüktür x. 18 ile 6'yı toplayacak olursam da 24 sonucunu elde ediyorum. X'in bir aralığını buldum. Bir de üstteki üçgenden uygulayalım benzer şekilde. X değeri 10 ile 15'in toplamından küçük, 10 ile 15'in farkından ise büyüktür. Burada farkını alırken ben büyükten küçüğü çıkarıyorum, mutlak değere gerek duymuyorum bu durumda. O halde x değeri 5 ile 25 arasında olacaktır. Şimdi bu iki eşitsizliğin aynı anda sağlandığı bölgeyi bulmamız gerekiyor. Yani kesişim aralığını bulmamız gerekiyor. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Buradaki x değeri hem 12'den büyük hem de 5'ten büyükse, o zaman kesinlikle 12'den büyüktür, değil mi x değerleri? Şimdi x değerleri hem 24'ten küçük hem de 25'ten küçükse, o zaman siz dersiniz ki x değerleri kesinlikle 24'ten küçük olmalıdır. Şimdi alabileceği en büyük en küçük tam sayı değerlerini artık bu aralıktan seçebiliriz. X en az kaç olabilir? Tabi tam sayı değeri olarak 12'den büyük olan en az 13 olur, değil mi? Peki en çok kaç olur? Yine tam sayı değeri 24'ten küçük olduğu için 23 olur. Burada tabii tam sayı değeri ifadesi geçmeseydi cevap veremezdik. Çünkü 12'den büyük olan, mesela 12,1 gibi ondalık sayılar bile işin içine gireceği için yorum yapmak mümkün olmaz. Sıradaki sorumuzda bir ABC üçgeni verilmiş. BC kenarı 4 cm, AC kenarı uzunluğu 7 santimetre verilmiş.
Burada AB kenar uzunluğunun kaç santimetre olabileceği soruluyor. Kaç farklı tam sayı değeri alabileceği sorulmuş. Şimdi C açısının ölçüsü A'nın ölçüsünden büyük ise, C açısı bakın burası, çift çizgiyle göstereyim. A açısının ölçüsü burası. Büyük açının karşısında büyük kenar bulunur. Dolayısıyla X değeri 4'ten daha büyük olmalıdır. Diğer taraftan üçgen eşitsizliğini uygulayacak olursam, X değeri 7 ile 4'ün toplamından küçük, 7 ile 4'ün farkından da büyüktür. Bu durumda X değerleri 3 ile 11 arasında değişen değerler alabilir. O halde ben şimdi bu iki eşitsizliği birlikte düşünecek olursam, X'in alabileceği değerler hem 3'ten büyük hem 4'ten büyük olduğuna göre kesinlikle 4'ten büyüktür. O halde 11'den de küçük olduğuna göre bu aralıktaki tam sayı adedi tek tek buradan aslında yazıp sayabiliriz. Bakın 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demek ki kaç taneymiş? 6 taneymiş. Biz bunları tek tek yazmadan hızlıca cevabı da söyleyebiliriz. Bu aralıkta kaç tane tam sayı olduğunu. Bakın bu eşitlikte uç noktalarda eşitlik olmadığı için 11'den 4'ü çıkartıp sonra sonuçtan da 1 çıkartarak 6 tane tam sayı olduğunu görebiliriz aralıktaki. Uç noktalarda eşitlik olsaydı uç noktaların farkını alıp sonuca 1 ekleyerek aralıktaki tam sayı adedini söyleyebilirdik. Bir tarafta eşitlik olsaydı, diğer tarafta olmasaydı sadece uç noktaların farkını alarak yine aralıktaki tam sayı adedini söyleyebilirdik. Tabii uç noktalar tam sayı olmak kaydıyla bu şekilde hızlıca yorum yapabiliyoruz. Ancak aralığımız dar bir aralık olduğu için ben tek tek yazarak o değerleri saydım. 6 tane olduğunu buldum. Şimdi bir diğer sorumuz. Burada üst üste bakın birer kenarı ortak, yani BD kenarı ortak olan iki üçgen var. Bir araya gelerek bir dörtgen elde etmişiz. Burada BD kenar uzunluğu 9 santimetre olduğuna göre ABCD dörtgeninin çevre uzunluğunun en küçük tam sayı değeri soruluyor. Şimdi üçgen eşitsizliğini hem üstteki üçgende hem de alttaki üçgende ayrı ayrı uygulayabilirim. Ancak orada farklarının bizim için önemi yok. Çünkü biz çevre uzunluğunu hesaplayacağımız için kenar uzunluklarının toplamıyla ilgilenmeliyim. Dolayısıyla ben burada üstteki üçgende 9 küçüktür A artı D yazmam yeterli. Yani farklarından büyük olduğunu dikkat almama gerek yok. Aynı zamanda 9 küçüktür B artı C de yazabilirim. Ve bu eşitsizlikler aynı yönlü olduğu için taraf tarafa toplayabilirim. Böylelikle A, B, C, D toplamı gelecektir. Bu da bizim aradığımız dörtgenin çevresidir, değil mi? Demek ki dörtgenin çevresi 18'den büyükse en az kaç olur? Tabii tam sayı değeri en az 19 olur santimetre. Evet, şimdi dar açılı, dik açılı ve geniş açılı üçgenlerde biz üçgen eşitsizliğini her zaman uygulayabiliriz. Orada hiçbir sıkıntı yok. Dik açılı üçgende ayrıca Pisagor bağıntısını üçgen sağlamak zorunda. Ancak dar açılı bir üçgen ise, işte şu açı dar açı ise, 90 dereceden küçük ise, o zaman bu açının karşısındaki B kenarı daha küçük olacağı için, yani dik açılı üçgene göre daha da küçüleceği için, açı küçülünce karşısındaki kenar uzunluğu da küçülür. B kare, A kare artı C kareden nedir? Küçüktür diyebiliriz. Buradan böyle bir eşitsizliğe dikkat alarak sorunun çözümünü de kullanacağız. Diğer taraftan bu B açısı geniş bir açı ise burada da ne yapacağız? B kare büyüktür. A kare artı C kare yazarak yine üçgen eşitsizliğiyle birlikte yorum yapmış olacağız. Şimdi böyle bir örneğimiz var. Bakın iki tane üçgen var. Yine birer kenarı ortak. X olarak verilmiş. X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. A açısının 90'dan büyük olduğu verilmiş. Bakın burası bir geniş açıymış. O halde şimdi ben üstteki üçgende bir defa üçgen eşitsizliği uygulayabilirim. Burada C açısı dardır, geniştir diye bir bilgi verilmemiş. X değerleri 9 ile 6'nın toplamından küçük, 9 ile 6'nın farkından büyük. Yani X değerleri bir defa 3 ile 15 arasında. Bu bir kenarda beklesin. Diğer taraftan şu alttaki üçgende yine üçgen eşitsizliği uygulayabilirim. 5 artı 2 karekök 6. Önce farklarını yazalım isterseniz. Peki burada farkını alacağım da hani mutlak değer alıyordum. 2 kök 6 mı büyüktür, 5 mi büyüktür? Burada 2 kök içine alacak olursam bunun yaklaşık değerini hesaplamak belki işimize yarayacaktır. 2 kök 6, 2 kök içine 2'nin karesinden 4 diye girer, değil mi? 4 çarpı 6'dan 24 olur. Dikkat edin, bu karekök 25'ten küçük. O halde yani 5'e çok yakın bir değer. O halde ben bu 2 kök 6'nın yaklaşık değerini
Mesela 4,9 gibi düşünsen yanlış olmaz. Tamam? Yaklaşık böyle bir değer düşünebiliriz. O zaman şimdi burada üçgen eşitsizliğini uyguluyorum. 5 ile 4,9'un yine önce farklarını alalım demiştik. Küçüktür x, küçüktür 5 artı 4,9 yazalım buraya da. Şimdi bu x'in farkı 0,1 yapar. Küçüktür x, küçüktür 5 ile 4,9'un toplamı da 9,9 yapar. Tabii bu yaklaşık değer. Biz tam sayı değerlerini aradığımız için bizim için sorun oluşturmayacaktır bu yaklaşık hesap eşitsizlik yorumu. Diğer taraftan bu açı bir geniş açı olduğu için açının karşısındaki x'in karesi ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda 5'in karesi artı 2 kök 6'nın karesinden. Yazıyorum buraya. O halde x kare büyüktür diyoruz. 5'in karesi 25 artı 2 kök 6'nın karesi de 24 yapar. Burası ne oldu? 49. X kare büyüktür 49 ise o halde x değerlerimiz pozitif değerler zaten uzunluk olduğu için 7'den de nedir? Büyüktür. Şimdi x değerlerinin o zaman aralığını ifade edebiliriz. X değerleri bakın burada 0,1'den büyük ama diğer tarafta 7'den de büyük, 3'ten de büyük. O zaman x değerleri kesinlikle 7'den büyük diyebiliriz. Başka x değerleri o zaman neyden küçük? Bakın 15'ten küçüktür diyoruz. Bir de burada 9,9'dan küçüktür diyoruz. O zaman burada 9,9'dan küçük olduğunu ifade edelim. Bu aralıkta x'in alabileceği iki tane tam sayı değeri var o halde. 8 ve 9 değerlerini alabilir. Bu tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. O halde 8 ile 9'un toplamından sorumuzun cevabı 17 olarak bulunabilir. Evet, bizim çözdüğümüz bu sorunun cevabı 17'dir. Doğru yaptık biz. Ancak bu kitabın çözümü ders kitabında hatalı yapılmış. Orada ihmal edilen şey şu üstteki üçgen için üçgen eşitsizliği uygulanmış. Bu aralık elde edilmiş. 3 ile 5 arasındadır demiş x için. Ancak şu alttaki üçgen için üçgen eşitsizliği uygulamayıp sadece x karenin 49'dan büyük olduğu yani x'in 7'den büyük olduğu sonucunu kullanarak bir yorum yapmış. Dolayısıyla x değerleri 7 ile 15 arasında tüm değerleri alabilir. 8'den 14'e kadar tam sayıları toplamış, cevabı söylemiş. Ancak hatalı. Bu alttaki üçgende yine bir üçgen eşitsizliğini sağlamak zorunda. Üçgen oluyorsa şayet değil mi? Burada bir üçgen var. O halde burada üçgen eşitsizliğinden bu iki kenarın farkından x değeri bu iki kenarın farkından büyük toplamlarından küçük olmalı. 2 karekök 6'nın yaklaşık değerinde ben 4,9 olarak alabilirim dedim. Bunun bir sakıncası yok. Neden? Ben bunu 9,9 değil de mesela buraya 4,9 seçmeseydim, 4,8 seçseydim yine fark eden bir şey olmazdı. Yani burada toplam 9,9 yerine 9,8 gelse ne olur, 9,7 gelse ne olur, 9,97 gelse ne olur. Yani sonuçta x'in değeri 9,9'dan küçükse mesela ne olabilir? En çok 9 olabilir değil mi? Daha büyük bir değer olamaz. Dolayısıyla bu eşitsizliği dikkate aldığımızda x'in alabileceği değerler 7 ile 9,9 arasında diye düşünebilirim. Yani tam sayı değerlerini bulmak açısından böyle yaklaşık değer seçmek sakıncalı değildir. O halde bu aralıktaki x tam sayı değerleri 8 olur, 9 olur ve toplamları 17'dir diyoruz. Şimdi bir diğer sorumuz. Bu soruda bakın bir ABC ikizkenar üçgeni var. Kenar uzunlukları 6 cm, 6 cm. Daha sonra buradaki DC uzunluğu da 8 cm olarak verilmiş. X değeri soruluyor. Bakın sol tarafta bir ikizkenar üçgen var. İkizkenar üçgenin taban açıları mecburen dar açıdır değil mi? Buralar dar açıdır. Dolayısıyla şurada C noktasında toplam 180 olan bir doğru açı var. Değil mi? Burası da o halde geniş açıdır. Mesela sol taraf 89 derece bile olsa sağ taraf 91 derece olacaktır. Yani 90'ı geçtiği için geniş açı olacaktır. O halde ben şimdi bu üçgende bir üçgen eşitsizliği yazacak olursam x değeri 6 ile 8'in toplamından küçük ve bu 6 ile 8'in farkından da büyüktür. Yani x değerleri 2 ile 14 arasında değişen değerler alabilir. Diğer taraftan bu açı geniş açılı bir üçgen olduğu için sağ taraftaki ACD üçgeni bu açının karşısındaki x'in karesi 6'nın karesi artı 8'in karesinden büyük olmak zorundadır. O halde x kare büyüktür 100 olur. Değil mi? Bu da eğer eşitlik olsaydı x 10 olacaktı. Demek ki x değerleri 10'dan
büyükmüş. X değerleri 10'dan büyük, 14'ten de küçük olduğunu söylemek mümkün. Bu iki eşitsizliği birlikte düşündüğümüzde 10 ile 14 arasındadır. Ve bu aralıktaki tam sayılar 11. Bu tam sayı değerlerini bulmamızı istemiş sadece. Burada 11, 12 ve 13 tam sayı değerlerini alabileceğini söyleyebiliriz. Bu konuya ilişkin son sorumuz Fen Lisesi Matematik Ders Kitabındaki sıra sizde sorularından bir tanesi. Şimdi bu soru, bakın bir üçgen verilmiş, ABC üçgeni ve burada üçgenin içinde bir nokta alınmış. Bu noktanın köşeleri olan uzaklıkları x, y, z birim olarak ifade edilmiş. Daha sonra bu x, y, z toplamının, yani bu noktanın köşeleri olan uzaklıkları toplamının alabileceği en küçük ve en büyük değerin toplamı sorulmuş. Biz şimdi o değerleri nasıl bulacağız? Bakın burada üçgenin sadece çevresi verilmiş bize. Kenar uzunluklarını ayrı ayrı vermemiş. İşte böyle bir durumda bakın şu genel kuralı dikkate almamız gerekiyor. Bir ABC üçgeni verildiğinde üçgenin içindeki herhangi bir noktanın köşelere olan uzaklıkları x, y, z olsun. İşte bu uzaklıkların toplamı üçgenin çevre uzunluğu verildiğinde, buradaki gibi çevre uzunluğu verildiğinde neymiş? Yarı çevreden küçük, çevreden büyükmüş. Biz burada 2u ile üçgenin çevresini ifade ediyoruz. U ile yarı çevreyi ifade ediyoruz. Yani çevrenin yarısını. Demek ki çevre uzunluğu verildiğinde bu P noktasının köşelere olan uzaklıkları toplamı yarı çevreden büyük, çevreden küçüktür. Biz şimdi bu soruyu bu şekilde çözebiliriz. Burada çünkü bize ne verilmiş? Çevre verilmiş. O halde yazıyorum buraya bakın. X, Y, Z toplamı. Üçgenin çevresi 24 verilmiş. Bu 24'ten küçük ve 24'ün yarısı olan 12'den büyüktür diyoruz. Dolayısıyla bu ifadenin alabileceği bu aralıktaki en küçük değer, yani en küçük tam sayı değeri aslında. Çünkü X, Y, Z pozitif tam sayı diye burada belirtilmiş. 13'tür. En büyük tam sayı değeri de 24'ten küçük olduğu için 23'tür. Ve bunların toplamı sorulmuş. 13 artı 23'ten sorumuzun cevabı 36 olarak bulunabilir. Peki soruyu çözdük. Cevap 36. Ancak burada bazen çevreyi vermiyorlar. Kenar uzunluklarını veriyorlar ABC üçgeninin. İşte onu da bakın ben burada bir ikinci durum olarak size bu bilgiyi paylaşmak istedim. Üçgenin kenar uzunlukları bize verildiğinde o zaman bu üçgenin içindeki P noktasının köşelere olan uzunlukları toplamı, yani x, y, z toplamı yine yarı çevreden büyüktür. Ama bu yarı çevreden büyük olması bizim için kullanışlı değil. Oradan bize soru gelmez. Eğer oradan soru soruyorlarsa, yani x kenar uzunluklarını verdiğinde, üçgenin her bir kenar uzunluğunu ayrı ayrı verdiğinde x, y, z toplamının en küçük değerini soruyorlarsa bu şekilde yapılan bir çözüm hatalı çözümdür. Fermat-Torricelli denilen bir nokta oluyor bu üçgenin içindeki P noktası ya da buradaki D noktası. O bizim şu anda bilgilerimizi aşan bir süreç. Oraya girmek istemiyorum detayına. O ayrı bir video konusu olsun, ayrı bir dersin konusu olsun. Şimdi burada biz x, y, z toplamının en büyük değeri sorulabilir bize. O zaman diyeceğiz ki bakın üçgenin kenar uzunlukları birbirinden farklı olsun dedim mesela. Yani en uzun iki kenarı A ile B ise o zaman bu x, y, z toplamı en büyük iki kenarın uzunlukları toplamından da küçük olmak zorunda. Demek ki bir üçgenin çevresi verildiğinde üçgenin içindeki herhangi bir noktanın köşeleri olan uzunlukları toplamı yarı çevreden büyük, çevreden küçükmüş. Bu bir bilgi. Ancak üçgenin kenar uzunlukları verildiğinde o zaman bu üçgenin içindeki noktanın köşeleri olan uzunlukları toplamı en uzun iki kenarın toplamından daha küçük olmalı deyip buradan bu x, y, z toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri bulunabilir. En küçüğünü bize soramazlar. Sorarlarsa o soru hatalıdır diyebilirim. Böylelikle üçgende açı ve kenar bağıntılarını, yani açılarla kenarlar arasındaki bağıntıları ele aldığımız dersimizi tamamlamış olduk. Dersimizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun olurum. Hoşça kalın.